Perşembe akşamı saatler 17'yi gösteriyor ve biz canlı yayınla sizlerle olmanın mutluluğunu yaşıyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu hafta yine tüm dünyanın tanıdığı bir isim artık. Bizle olmaktan gerçekten çok büyük gurur duyduğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir ismin bizle yayında olması gerçekten bizi çok mutlu ediyor hocam. Çok teşekkür hele şu aralar yoğun programınızdan arta kalan zamanlarda hatta zaman açıp bize geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sizlerle olmak çok güzel gerçekten. İzninizle bugün izleyicilerimizin bize ulaşabileceği canlı yayın telefon numaralarını hatırlatayım. Bugün sevgili izleyicilerimiz çocuk sağlığı ile ilgili merak ettiğiniz her konuda bizi arayabilirsiniz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 625 58 33. Mail gönderebilirsiniz bize. Mail adresimiz bebeğimbuyuyor@cemmedia.com. Genel çocuk sağlığı dedik. Hele şu aralar hani çocuklarımızın sağlığı gerçekten her zaman önemli ama çok dikkat etmemiz gereken. Yaygın bir enfeksiyon var maalesef. Domuz gribi. Yani adı bile hepimizi ürkütüyor. Aslında influenza A grubu dediğimiz influenza virüsünün olduğu enfeksiyonlara toptan domuz gribi diyoruz. Aslında domuz gribi deyince H1N1 virüsünü kastediyoruz ama o da influenza A'nın içinde. Ama viral enfeksiyonlar şiddetli olduğu zaman, yüksek ateşle seyrettiği zaman, öksürük boğaz ağrısı yaptığı zaman, hele hele testte influenza A çıkıyorsa bu genel kapsam olarak genel anlamda domuz gribi tabirini hemen alıyor. Evet. Peki hocam öncesinde yakalanmamaları için çocuklarımızı ilerleyen dakikalarda sokak röportajlarımız da var konuyla ilgili birebir olmasa da. Mesela izleyicilerimizin birçoğu demiş ki çocuklarımızı sokağa çıkarmayalım kışın ya da hani sosyal ortam. Tam böyle tersine, mümkün değil böyle bir hayat. Her gün çıksalar iyi olur. Her gün yarım saat ila bir saat arasında çocuğun yaşına göre değişmek kaydıyla açık havada olmaları. Parkta ama parkta yeşil alanda veya açık tenis havası olan bir bölgede olmalarında çok yarar var. Dışarı çıkarmıyoruz derken dışarı çıktıklarında mesela kalabalık yerlere gitmesinler. AVM'ler gibi buralarda çok fazla insan yükü olduğu için enfeksiyonun yayılması daha kalabalık olabiliyor. Bu arada toplu taşıma araçlarında da tabii ki kaçınılmaz bir şekilde enfeksiyon yüksek olabiliyor. Dolayısıyla ortamda çok virüs olduğu için biz kendimiz bazı kişisel tedbirleri almalıyız. Evet, hep söylüyorum yayınımızdan o kadar çok geri dönüşler alıyorum. Bizzat beni de arıyor anneler. Benim çocuğum bile ekranda öğrenmiş. Anne diyor sen elini ağzınla kapat diyorsun hapşırırken ama hayır böyle kapatmalıymışız. Evet diyor. Çok doğru söylemiş. Evet. Kola kapatmak lazım öksürürken ve hapşırırken. Onun dışında korunmadan bahsetmeye başladık. Korunurken ellerin sık sık sabunla yıkanması öneriyoruz. Bu el yıkamanın ötesinde eve ayakkabıyla girmiyoruz. Bunlar bizim alabileceğimiz bir takım temizlik şeylerinden, tedbirlerinden ama yiyeceğe dikkat edeceğiz, uykuya dikkat edeceğiz. Mümkünse aktivitemizi arttırmaya çalışacağız. Bol hareket. Evet, açık havada dolaşacağız. Yediğimize, içtiğimize dikkat edip bol su tüketimi yapacağız. Bir de şu arada koruyucu anlamda sıcak bitki çayları çocuk olsun büyükler olsun gayet faydalı olabilir. Çocuklarımızı sizin o zencefilli tariflerinizden elmalı zencefilli ballı katı meyve sıkacağında sıkıp içiriyoruz. Evet. Bunları bu kış günlerinde biraz daha dikkat etmeliyiz. Sizin söylemlerinizi aktarıyorum tekrar ıhlamur ballı da çok güzel. İçine bir dilim limon koyabilirsiniz. Hep elmanın önemini bahsediyorsunuz. Evet. Tüm çocuklara günde bir elma diyorsunuz. Evet, aynen öyle diyorum.
yer ettiğine memnun oldum. Gerçekten öyle. Evet, bütün benim hem çevremdeki arkadaşlarım hem de Bebeğim Büyüyor izleyicileri de size özellikle teşekkür ediyorlar. Bunu da ben yayınımız aracılığıyla... Tadı da güzel oluyor değil mi? Denediniz evet evet ben mi? De denedim elmayı, özellikle zencefilli. Biz hemen hemen her gün yapmaya çalışıyoruz. Bazen de içerisine havuç falan ilave ediyoruz. Edebilirsiniz. Hani bu, gayet sağlıklı olur. Bu sabah sıktığınız taze zencefil ve taze elmalı karışıma da havuç ilave edebilirsiniz. Sebze ilave edebilirsiniz arada bir. Önemli olan C vitamini yükünü iyi bir şekilde, sağlıklı biçimde çocuğa veya erişkine sunmak. Evet. Peki bu domuz gribi kısmı şu anda hepimizin, tüm annelerin, özellikle çocuklarımızda, kendimizde de dikkat etmemiz gereken ama çocuklarımızda en korktuğu şeylerin başından geliyor. Hele okul çağına gelmişse çocuğumuz, anaokulu ya da ilkokul, diğer seviyelerde çok korkuyoruz. Domuz gribini normal gripten ayıran fark nedir ve en önemli domuz gribi belirtileri nelerdir? Domuz gribinde olay biraz daha sert, klinik bulgular ve hızlı ilerliyor. Bir de ateşin kontrolü çok soruluyor. Domuz gribinde başlangıçta 39-40 derece, hatta 40'ın da üzerinde bir ateşle başlıyor başında. Ve çocuk şiddetli boğaz ağrısından bahsediyor, batar gibi. Aşırı derecede bir halsizlik, adeta çocuk yatağa yapışıyor. Ve bunu takip eden 6-8 saat içinde süratle bir öksürük başlıyor. Bu bir ön belirtisi yok mu hocam? Direkt ateşle mi başlıyor? Direkt ateşle başlıyor. Tamam. Belki kırıklık, halsizlik olabilir. Bazen bulantı, baş dönmesiyle başladığını tarif eden hastalar olabiliyor. Çocuk daha büyükse veya erişkinse belirtileri tabii ki daha iyi lokalize edebiliyor. Bulantısı olabiliyor. Kaka yumuşayabiliyor. Tam ishal olmasa bile yumuşak kaka, kaka sayısında artma olabiliyor. Bulantı ve kusma şeklinde olabiliyor. Ama çarpıcı bulgu olarak çok yüksek ateş, boğaz ağrısı ve öksürük. En çok rastlanan belirtileri bunlar. Evet, tedavisi kısmı size geleceğiz gecikmeden tabii ki. Hemen bir çocuk doktoruna müracaat etmemiz gerekiyor. Çünkü maalesef öldürebiliyor bu, değil mi? Hani çok ağır tablolara yol açabiliyor. 2009 senesindeki ilk ağır domuz gribi salgınında çok fazla hasta gördüm. Yoğun bakımlarda da hasta çocukları takip ettim. İnanılmaz bir süreçti o, 2 aylık, belki de 2 aydan bile fazla olan bir süreçti. Adeta süründüm desem yeri, çünkü klinikte gece 11'e kadar çalışıp sonra yoğun bakımda çocukları kontrol etmem gerekiyordu. Neyse ki benim takip ettiğim sistemde herhangi bir vefat olayı olmadı. Çok şükür. Çocuklar çok şükür. Çocuklar çok özel, yani insan kendisine bir şey olduğu zaman veya büyüklere bir şey olduğu zaman tedavisini alır, geçecek şeklinde bekleniyor. Hani çok yaşlı doğru. değilse, akciğerlerle ilgili veya başka metabolik hastalıkları yoksa, erişkinlerin toleransı biraz daha iyi olabilir. Ama çocuk, bu çocukta belirtisi çıktığı zaman teşhisi koyar koymaz, erken teşhis olması lazım tabii. Tedavinin de erken girilmesi lazım. Mesela bu domuz gribinde biz bazı virüslere karşı ajan kullanıyoruz, ilaçlar kullanıyoruz, şuruplar veya kapsül veya tablet şeklindeki ilaçlar. Çocuğun yaşına ve kilosuna göre ne kadar erken başlarsanız hastalığı o kadar iyi kontrol altına alabiliyorsunuz. Evet, tedavisini de soracağım ama biz bir de sokağa çıktık hemen konumuzla alakalı diye. Bakalım ne kadar sıklıkla anne ve babalar çocuklarını dışarı çıkarıyorlarmış, onu bir izleyelim. Hemen ardından devam edelim. Sokak röportajlarımız geliyor. Hazır sanıyorum. Bebeğinizi kış ayında ne sıklıkla dışarı çıkartırsınız? Ayda yılda bir. Evet, ayda bir. Ayda bir. Peki şimdi ne sıklıkla doktora götürürsünüz? Ay Allah esirgesin, hiç götürmedik.
Çocuğunuzu kış ayında ne sıklıkla dışarı çıkartırsınız? Ayda bir, yani ihtiyacım olduğu sürece. Peki ne sıklıkla doktora götürürsünüz? Hasta olduğum müddetçe ya da tedirgin olduğumuz bir durumda çıkarıyoruz. Kış aylarında bebeğinizi ne sıklıkla dışarı çıkartırsınız? Ne sıklıkla? Hava almak için, yani başka bir şey için değil. Kış aylarında çocuk çıkmaz. Yani hele bir de rahatsızlığı hiç çıkmaz. Peki ne sıklıkla doktora götürüyorsunuz çocuğunuzu? Rahatsız olursa, grip olursa, yani herhangi başka bir rahatsızlığı varsa anca öyle. Kış aylarında çocuğunuzu ne sıklıkla dışarı çıkartıyorsunuz? Pek çıkartmıyoruz yani, çünkü havalar soğuk ve nadiren hava böyle güneş açıldığı zaman çıkarırız o kadar hava alsın diye. Peki ne sıklıkla doktora götürüyorsunuz? Çok kötü olmadığı sürece götürmüyoruz çünkü ilaçlar iyi gelmiyor çocuklara, o yüzden. Bebeğinizi kış aylarında ne sıklıkla dışarı çıkarırsınız? Genelde yani çok fazla çıkarmamaya çalışıyoruz çünkü havalar soğuk olduğu zaman hastalanma riski yüksek olduğu için. Ama haftada 2 gün diyelim. Peki ne sıklıkla doktora götürüyorsunuz? Ne sıklıkta? Zaten dönem dönem genel kontrolleri oluyor. O kontrollere götürüyoruz. Onun dışında mesela herhalde ayda bir kere bir doktor görüyoruz yine, yani görmeden olmuyor. İster istemez burnu akıyor, üşütüyor, soğuk alıyor. Gece uykusuzluk olduğu zaman anlıyoruz ki bir sıkıntısı var. O şekilde yani. Çok sık olmasa bile götürmemeye çalışıyorum daha doğrusu. Doktorların tabii genellikle çözüm yolu da antibiyotik. Antibiyotik kullanma şeyin taraftarı da değilim. Ama verdikleri zamanı mecbur kullanıyoruz. Yoksa geçmiyor. O şekilde yani çok. Bebeğim Büyüyor devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Canlı yayın telefon numaramız 0212 alan koduyla 625 58 33. Ne kadar doğru bir yaklaşım bilmiyorum hocam. Sık sık dışarı çıkarmamak. Aslında çok fazla soğuk havalar dışında kış mevsiminde de çocukların açık havaya çıkarılmasını istiyoruz biz. Çünkü temiz hava bol oksijen demek. Çocuklar için çok iyi. Hele o kar daha bir havayı temizler derler hep büyüklerimiz. Öyle hani denir. Çünkü bunun esprisi şu. Çok soğuk havalarda soğuğun etkisiyle ölebilen bazı mikroplar var. Donma etkisiyle. Nasıl kaynatmayla bazı mikroplar ölüyorsa donmayla da bazı mikroplar ölebiliyor. Dolayısıyla karın bu enfeksiyon konusunda önleyici bir noktası, bir konumu mevcut. Evet. Ama çocukları çok soğuk olmadıkça dışarı çıkarabilir aileler hava alsın diye. Uygun şekilde giydirirlerse, burada gördük görüntülerde. Hepsi, evet. Kapşonları, şapkaları burunlarını takılmış. Örtecek şekilde atkılarını koymuşlar. Bunlar gayet sağlıklı giyinmeler. Özellikle bu atkıyı çok tereddüt ediyor aileler, biz giydirelim mi, saralım mı, sarmalayalım mı şeklinde. Ama solunum yoluna giren hava ısınarak girerse çocuk için daha mı sağlıklı. İyi? Saralım yani atkıyla da. Çok soğuk havalarda evet. Evet. Bir de çıkmaya çıkmaya en ufak bir dışarı çıktıklarında hemen hasta oluyorlar. Evet. Yani o yüzden gerçekten alıştırmak lazım. Benim de hep kulağımda küpedir. Sizin her gün en az bir 15 dakika, işte yarım saat sıcak küçük soğuk. Küçük bebekler için 15-20 dakika, yarım saat yeterli. Daha büyük çocuklar için bir saat kadar açık havada dolaşmaları, oynamaları çocuklar açısından çok sağlıklı. Evet, hemen konumuzla alakalı Derya Hanım'ın bir e-maili. 20 günlük bebeği varmış, hayırlı olsun diyoruz hayırlı biz olsun. De. Dışarı çıkarmalı mıyım demiş o da hemen. Şimdi 20 günlük bir bebek aslında çıkabilir ama bizim Türk geleneklerine göre bir 40 gün esprisi vardır. Derler, evet. 40'ı çıksın derler. 20 günlük bebek de çıkabilir. Mesela doktoruna nasıl giderken nasıl çıkıyorsa çıkabilir. Ama evin kendi bahçesi varsa belki. Ancak şu dönemde 20 günlük bir bebek kış bebeği demek. Yeni onu bence biraz daha korumakta yarar var. Çünkü vücudunun değişik ısılara karşı toleransı ve adaptasyonu henüz daha tam değil. Hı hı. Domuz gribi ile ilgili de bir mail var. Hemen okumak istiyorum Fatma Hanım'ın maili. 7 yaşındaki kızı domuz gribi teşhisiyle bir hafta hastanede yatmış. Yeni çıkmışlar. Bundan sonrası için ne önerirsiniz diyor. Bundan sonra bol sıvı alsın.
bol bol meyve ve sebze yesin. Proteinli gıdayı biraz arttırsınlar. Çünkü enfeksiyon sırasında et, ihtiyaç süt, artıyor. Evet. Et, balık, tavuk gibi. Bunları arttırsınlar. Onun dışında odasını havalandırsınlar sık sık. Yatak takımlarını da o biraz daha sık değiştirsinler. Evet. Peki çocuklarımızda domuz gribinin tedavisi nasıl oluyor hocam? Yani endişelendirecek bir durum mu bizim? Virüsü tespit ettiyseniz eğer, evet, teşhis kondu diyelim. Kondu, influenza A testi hızlı olarak çıkan, burundaki sümükten yapılan bir test. Bu çıktıktan sonra çocuğun ateşi çok yüksekse, klinik tablosu ağırsa, yüzü gözü akıp öksürükleri varsa, o zaman antiviral tedavi dediğimiz özel şurupları başlamak lazım. Çocuk büyükse bu kapsül şeklindeki tedavileri de kullanabilir. Bunu ortalama 5 gün kadar kullanıyoruz, sabah akşam dozu şeklinde. Ancak bazen ev halkını da korumaya almak gerekebilir. Gerçekten domuz gribi ise vaka, o zaman da yarım dozda 5 gün süreyle bu ilaçları en yakın çevresindekiler, anne baba gibi kullanabiliyor. Aile de kullanabiliyor. Aile kullanabiliyor. Bazı gruplar koruma tedavisine gerek yok derken ağırlıklı olarak bir grup koruyucu tedaviden bahsetmekte. Onun dışında eğer çocuğun sinyalleri geliyorsa, mesela vaka biraz daha gecikti diyelim ikinci günün sonuna doğru ve çocuğun akciğerlerinde belirgin şekilde dinleme bulguları çıktı, bronşit veya zatürreyi düşündüren, o zaman çocukların doktorlarının önerisiyle başka tedavi yöntemleri devreye konabilir. Antibiyotik başlanıp başlanmayacağına doktor karar vermeli. Bu salgında bazı çocuklarda sadece antivirüs tedavisi etkili olmakta tek başına, bazılarında eğer akciğer enfeksiyonu geliştiyse buna yönelik tedavi gerekmekte. Şimdi hep en korkuncu domuz gribi gibi söyleriz ama ben sizin konuşmalarınızdan şimdi domuz gribinden bir sonraki adım bronşit, zatürre gibi düşündüm. Evet. Doğru mu? Doğru. Yani o da gribin bir türü tabii. Evet. Komplikasyon deriz biz tıp dilinde. Orijinal hastalığı yapan şey, yani domuz gribi dediğimiz şey bir virüs. Önce viral enfeksiyon başlıyor ama bu çok süratle organ belirtileri veriyor veya bağışıklık sistemini çok düşürdüğü için başka organlardan belirtiler çıkabiliyor. Dolayısıyla hem annesinin, babasının, ailesinin hem de doktorunun, takip eden doktorunun dikkatli olmasında çok yarar görüyorum. Evet, Betül Hanım'ın mailiyle devam etmek istiyorum hocam. 5 yaşındaki kızı kreşe de gidiyormuş. 3 ay içerisinde 4 kere antibiyotik kullanmak zorunda kaldık. Bağışıklığımız zayıf diye çok üzülüyorum. Ne yapmalıyım demiş. İzleyicimiz de sokak röportajlarında da antibiyotik kullanımıyla ilgili korkular vardı. Evet, orada çok enteresan bir şey vardı. Antibiyotik kullanımından aileler de bezmiş durumda anladığım kadarıyla. Çok sık antibiyotik önerilmesinin önüne geçilmesi lazım. Antibiyotik gerekliyse kullanılır, doktor önerdiği zaman. Doktora gitmiyorum diyor, antibiyotik verecek diyor. Evet. Evet. Şimdi çok basit şeylerde antibiyotik kullanmamak lazım. Şimdi bu çocukta mesela 5 yaşındaki çocuk sık sık hasta oluyor dediği, şöyle bir yorum getirebilirim. Eğer bu sene başladıysa yuvaya, çocuklar yuvaya ilk başladıkları senelerde daha sık hasta oluyorlar. Daha sık solunum yolu enfeksiyonu oluyorlar. Daha fazla kulakla ilgili sorunları olabiliyor veya boğazla ilgili. Bu çocuğun bağışıklık sistemini donatıyor ilk senede. İkinci senede dikkat ederlerse aileler bu sıklık daha azalır. Dolayısıyla aşı gibi. Evet. Aynen öyle. Birinci senede sık enfeksiyon olacağını aile aklına koymalı. Ama bu 2 ay içinde 4 kere antibiyotik alma işine bir soru işareti koymak lazım. Gerçekten gerekli miydi 3 ay içinde diye. Bence o çocuğun takibinde
çocuk doktoruyla da temas ederek aile, acaba bu çocuğun bağışıklık sistemiyle ilgili bir sorun olabilir mi? Bir alerjik yapısı olabilir mi? Onun için mi sık enfeksiyon oluyor? Başka bir risk faktörü var mı diye doktorla işbirliği içinde bir iki basit tetkike yönlendirilmeli, hı hı, ki çocuk ikide bir antibiyotik kullanmasın. Evet. Uyku problemleriyle ilgili çok telefon ve mail var ama alakasız bir konu olduğum için çok girmek istemiyorum. Biz bugün genel çocuk sağlığı ve bu bağışıklık, gribal hastalıkları konuşuyoruz ama bir izleyicimiz birkaç kere mail yolladığı için okumak istiyorum. Bebeğim 7 aylık demiş, gündüz yarım saat uyuyor, gece 3'e 4'e kadar uyumuyor, sabah erken kalkıyor. Ciddi anlamda problemler yaşıyorum. Lütfen yardım edin demiş. Şimdi böyle bir bebekte bu sorunun ne zaman başladığı önemli. Hı hı. Uzun 7 süreli. Aylıkmış, evet. Ay, mesela 2 aylık mı böyle, evet, uyku sorunu var. Bebekken kusan bir bebek midir? Yahut ara ara ağlama, çığırınma şeklinde ağlama atakları oluyor mu? Bunların için getirdim. Çocuğun vücudunda bir hastalık olabilir. Yani basit bir idrar yolu iltihabı olabilir, reflüsü olabilir, mide reflüsü. Bunlardan etkilenen bir çocukta uykuda bölünmeler görülebilir. Veya diş çıkarma periyodundadır çocuk, dişi ağrıyordur. Dişi ağrıyan çocukta sık sık uyanma meyli görülebilir. O zaman diş jelleri falan tavsiye ediyoruz. Ancak eğer çocuğun uykusunda ritim bozukluğu varsa, o zaman bu çocuğun uykusunu düzene sokmak lazım. Bu da geçen haftalarda konuşmuştuk, evet, Farber metodu diye, kademeli ağlamasına müsaade etme gibi. Bir 3 dakika ağlatıyorduk, arkasından bir 5 dakika ağlatıyorduk, hı hı, bir 8 dakika bekledikten sonra başına gidiyorduk. Yani bir gece içinde süreleri giderek uzayacak şekilde ağlamasına izin veriyorduk. Sonra başına gidiyorduk ve kucağımıza hiç almadan, saçını okşayarak mesela. Kucağımıza almıyoruz. Kucağımıza almadan, yataktan kaldırmadan. Varlığımızı hissettiriyoruz. Ama çocuğa varlığımızı hissettirerek olayı, hı hı, götürüyorduk. Bundan önceki zamanlarda da, çocuğun yatma saatinden önce de, en geç yarım saat öncesinde oyun aktivitesini kesmek, çocuğu heyecanlandırmamak, çocuğu canlandırmamak yatağa giderken gerekiyor. Ve bazı şeyleri de yatana kadar belli bir sırayla yapmak lazım. Mesela yemeğini yedi, daha sonra odasına gitti veya banyoya gitti, güzel bir banyo yaptı, banyodan sonra kurulandı, masajla losyonları veya vücut nemlendiricileri sürüldü. Sonra kucakta yatağına alındı. Yatağına alındıktan sonra perdeleri çekildi. Hafif ışıklandırma yapıldı gibi. Hep aynı gün, düzen değil aynı mi? Düzende, farklı günlerde yani. Bugün ne yapıyorsanız ertesi günde aynısını yapmak, evet, kaydıyla. Çocuklar biz farkında olmasak da o düzeni seviyorlar sanıyorum, evet, değil mi hocam? Çocuk yani düzeni de sever, disiplini de sever, kucağı da sever, dokunulmayı hani, da sever. Şimdi bir de var ya moda gibi, rahat çocuk yetiştirelim, karışmayalım, özgür ruhlu olsunlar falan, ama o düzensizlik olunca da olmaz, gerçekten biraz huysuz çocuklar lazım olabiliyor. Belli saatlerde yatması lazım çocuğun, çünkü bu onun zaten büyümesi için ve zihinsel performansını arttırmak için, daha akıllı olması için gerekli bir şey. Uyku çok önemli bir şey. Tabii. Bir de vücudu dinlendiriyor, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, dolayısıyla uyku önemli. Çocuk 8.30'da 9 arasında bir süreçte yatakta olmalı. Hı hı. O hangi yaşta olursa olsun, bu böyle esasında daha büyük çocuklarda, büyük çocukta da. Ve bu saat en geç 9 değil mi? En geç 9 ve bu saat yaz kış değişmemeli. Çocuğun tatiline göre değişmemeli. Hep aynı saate çocuk yatırılmaya alıştırılırsa onun uykusunda genelde bir sorun olmaz. Bir de uykudan önceki yarım saat içinde yapılan işlemler
hep aynı sırada yapılmalı ve çocukla oyunu kesmeli. Televizyon zaten hiç önermiyoruz, televizyon. Tabii, hiç diyorsunuz. Ama çocuk büyükse, 2 yaşından büyükse belki evde televizyon açık olabilir. Onu kapatmak, görüntüyü yok etmek lazım. Günde yarım saat mi 2 yaşından sonra televizyon hocam? Yarım saat maksimum diyorum ama onu bile istemiyoruz. Şimdi dış yayınlar 3 yaşına kadar hiç uzattı. Diyorlar. Televizyonu istemiyoruz. Beyin gelişmesini negatif etkiliyor. Televizyon, tabletler, neler var artık yani o? Çok fazla var ve bunların aslında sadece görüntüsüyle biz ilgileniyor gibiyiz ağırlıklı olarak. Ama bunların yaydığı elektromanyetik dalgalar tabii, da var. Radyasyon. Dolayısıyla radyasyon da var. Dolayısıyla bu ciddi olarak çocuk sağlığı üzerinde negatif etki yapabilir. Çocuğun odasında elektronik bir cihaz olmasını hiç istemiyoruz. Hele uyurken kendi odamızda da çocukların odasında kesinlikle da fiş bile takılı olmamalı, evet, diyor fişten uzmanlar de çekmek değil mi hocam? Lazım. Mesela cihaz kapalı olup fiş prizde takılı durumdaysa radyasyon dağıtmaya devam ediyor şeklinde bilgiler var. Hani şimdi doğal annelerden falan bahsediliyor. Sosyal medyada da paylaşımlar yapılıyor. Bir bakıyorum her şeyden uzak tutmuş, işte natürel doğumlar, her şey gayet güzel. Ama minicik bebeğin yanı başında bir cep telefonu. Hani gerçekten olmamalı. Bu kadar her şeye dikkat ediyorsak en başında dikkat etmemiz gereken o telefonla. Kendi sistemimiz. Evet, evet, kendi evet sistemimiz. O yüzden evet gerçekten çok önemli. Ali Bey Adıyaman'dan bir dede, onun mailini okumak istiyorum. 8 aylık torununa zatürre teşhisi konmuş. 3 gün yoğun bakım, ardından 15 gün hastanede yattık. Şimdi çıktık ama çok korkuyoruz. Bir tesiri kalır mı demiş. Korkmasınlar. İyi tedavi edilen bir zatürrede o çocukta zatürrenin altında başka bir risk faktörü yoksa, yani doğuştan akciğerlerde bir sorun yoksa veya alerjik değilse, zatürre geçirme riski diğer çocuklara göre daha fazla olmaz. Hı hı. Yeter ki doğru dürüst tedavisini almış olsun. Bu çocuk biraz uzun süre tedavi almış. Aslında 15 zatürre bir hafta 10 gün içinde tedaviyle geçer. Ama yoğun bakımda kalınır mı? Yoğun bakımda nadiren kalınabilir. Hmm. Solunum sıkıntısı, yetmezliği olursa veya akciğerinde sıvı varsa, özel bazı mikroplarla olan zatürrelerde demek ki durumu ağırdı, yoğun bakıma kondu veya belki de domuz gribi gibi bir şey oldu. Belki de zatürresi daha şiddetli seyretti çünkü domuz gribi sırasındaki zatürre biraz daha evet ağır seyirli olabiliyor. Hocam maillerimiz yoğun, telefon hatlarımızda sanıyorum bir problem var. O yüzden izleyicilerimiz mail gönderiyorlar. Hüda Hanım'ın maili. O da yine 13 aylık oğlu, evet oğluna bronşiyolit teşhisi konmuş. Bronşit ve bronşiyolit arasında bir fark var mı demiş. Bebeğin bronşit mi, bronşiyolit mi demiş. Şimdi bronşiyolit teşhisi konmuş ama. Akciğerlerde ana hava dallarına bronş denir. Bu ana hava dalları ağaç dalları gibidir. Bronşlar daha büyüktürler. Bunlar dallanır. Bronşiyol dediğimiz küçücük dallara ayrılır. Bronşiyolit dediğimiz durumda bu küçücük hava dallarının ucundaki alveol dediğimiz hava keseciklerin içinde önce sıvı toplanır, sonra bu sıvı mikrop veya virüsle enfeksiyon halini alır. Bebek ne kadar küçükse bronşiyolit tabiri o kadar fazladır. Daha sulu bir enfeksiyondur. Daha ince bronşların daha ince uçlarında dallanmalarda olan bir enfeksiyondur. Bronşit genelde daha büyük hava yollarında olan bir şeydir. Bir altı mı yani? Bir alt kademesi evet gibi mi? İnce yolların tıkanması, sekresyonu daha ve çok bebeklerde enfekte olması. Küçük bebeklerde ise bronşiyolit evet tabir ediyoruz. Sizi yorduk, bir ara verelim. Aranın ardından devam edelim. Reklamlar ardından birlikteyiz.
Bebeğim Büyüyor Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Uzmanı Profesör Doktor Hilal Mocan'la devam ediyor sevgili izleyicilerimiz. Hocam konudan konuya atlıyoruz ama bugün böyle genel çocuk sağlığı konuşuyoruz ve onun üzerinden gidiyoruz. Zatürre konuştuk, zatürre tedavisini konuştuk ve yayın arasında da biz sizle hep sohbet ediyoruz. Her şeyi izleyiciyle de paylaşıyoruz. Bu şimdi su içme konusunda konuşuyorduk, yarım kaldı. Biz büyüklerde ne kadar su içmeliyiz, içmemeliyiz falan filan. Çocuklarımızda ne süre sonra, yani 6 aylıktan sonra mı su içmeye başlamalılar ve bu su içme miktarı yaşlara göre ne olmalı? Mesela 2 yaşından sonra artmalı mı? Hep bu kafamızda soru işaretidir. Anne sütüyle beslenen bir bebek sadece anne sütüyle besleniyorsa ona hiç bitki çayı veya su gibi ekstra bir sıvı vermeye gerek yok. Zaten sütün %80'i su. Hı hı. Ama ek gıdalara geçildikten sonra, biliyorsunuz tamamlayıcı besinler diyoruz artık. Evet. Tamamlayıcı besinlerin akabinde çocuğun ağzının çalkalanması için birkaç kaşık verme şeklinde suya girmek söz konusu olabilir. Ondan sonra da bu tamamlayıcı besinlerin bir kısmı ana öğün, bir kısmı ara öğün olmaya çalışılıyor. O şekilde yapılandırılıyor. O dönemlerde de mutlaka suyu, besinin miktarı arttıkça suyun miktarını da arttırmak gerekiyor. Hep bir de şeydir, hani aklımızda soru işareti, biz büyüklere günde 2 litre derler. Çocuklarda bunun bir, mesela 2 yaşından sonra artık hani o biraz daha çocuk, bebek değil de çocuk kavramına geçtikten sonra günlük bir miktarı var mı? Mesela yarım litre su içmeli mi günde? Yarım litre su, 500 cc kadar, evet, su. Eğer çocuk meyve suyu içiyorsa, sıcak çaylar içiyorsa veya başka sıvı gıdalar tüketiyorsa bundan biraz daha az olabilir. Aslında sıvı miktarına çocuğa göre karar vermek, hı-hı, lazım. Ama biz çocukta erişkin gibi 2 litre su falan içmesini önermiyoruz. Yaz mevsiminde biraz daha susadıkça daha sık susuyor, daha fazla su veriyoruz. İshal ve kusması varsa su miktarını arttırıyoruz. Biz kendimiz çocuğa ikram ediyoruz suyu. Bir de öksürüklü dönemlerde öksürük şurubu niyetine su miktarını arttırarak veriyoruz. Ama çocukta erişkindeki gibi 2 litre su içme kuralı yok. Yok tabii, çok fazla yani. Çok fazla, evet. Bronşiyolitte kalmıştık bir de bir izleyicimizin maili üzerine. Bronşit ve bronşiyolit arasındaki farkı sormuştu bize Hüda Hanım. Bronşiyolit, bronşitin bir alt daha seviyesi gibi anladık. Daha ince yollarda olan şekli. Ya da bebeklerde bronşiyolitin, evet, tedavisi antibiyotik mi? Genelde antibiyotik değildir. Bu viral nedenlerle oluşur, bu bronşiyolit. Ancak bronşiyolit akciğer, bronşiyolitli akciğer dinlenirken, hı hı, ekstra zatürre sesleri de duyulursa o zaman doktorun bir karar vermesi lazım çocuğun kliniğine göre. Antibiyotik gerekiyor mu, gerekmiyor mu diye. Yoksa bronşiyolitlerin çoğu viral orijinli olduğu için antibiyotik ihtiyacı yoktur. Biz solunum yollarını biraz daha genişleterek oradaki spazmı, bronşiyolitte spazm da olur akciğerlerde, hava yollarında, spazmı biraz daha çözerek çocuğu rahatlatmaya çalışırız. Evet. Hülya Hanım'ın maili, yine torunu şu anda 14 yaşındaymış. 3 yaşındayken menenjit geçirmiş. Şu anda kilo ve benzeri problemleri var ve çok asabi demiş. Bu bebeklikte geçirdiği menenjitin etkisi olabilir mi? Kilo sorunuyla ilgili olacağını çok zannetmiyorum. Ama asabi olması yönünden değerlendirilmeli. Ancak menenjit, eğer bizim pürülen menenjit dediğimiz mikrobik bir menenjit olsaydı, iyi tedavi edilmemiş bir menenjit tarzında olsaydı, çocukta başka fiziksel bozukluklar beklerdim. Görmesiyle ilgili, kulağıyla ilgili gibi. Asabiyet çok fazla beklemiyoruz. Ama gene de gelişimsel yönden bir değerlendirilmesinde, bazı testleri almasında çok yarar var. Hep böyle büyüklerimiz derler, mesela bir
çocukta ufak bir anormallik, bir şey varsa ilerleyen yaşlarda, küçükken menenjit geçirdi ondan. İşte hep bu menenjit kısmı bizi korkutur. Yani evet. Şu anda da çok rastlamıyoruz. Ya da siz içindesiniz, hani bize mi gelmiyor, var mı bu? Aşılar da devreye girdiği için aşıları çok var. Büyük oranda azalma var. Devletin bu konudaki yaptırımları bana göre çok özel ve çok yerinde. Aşıların çoğunu artık devlet karşıladığı için, ücretsiz olarak yapıldığı için çocuklar Türkiye'de birçok hastalıklardan korunmalı durumda gidiyorlar. Mesela menenjit aşısı, eskiden pnömokok dediğimiz mikrop çok tehlikeliydi. Pnömokok aşısı olmayan çocuklarda zatüre, orta kulak iltihabı, pnömokoka bağlı menenjitler çok ağır seyreder. Çocuklar da bu geçirdikleri menenjitin sonunda bir takım istenmeyen kalıntı izler taşıyabilirdi hastalıktan sonra. Ama şimdi bu aşılar devlet eliyle ücretsiz olarak ödenmekte. Yine karma aşının içinde beşli karma, gene bunu devlet ücretsiz olarak yaptırtmakta. Hip menenjit fraksiyonu da var. Hemofiliz influenza B denen bir mikroba karşı aşı da var. Bu da çok tehlikeli bir mikrop. Bunun da aşısı yapılmakta. Son zamanlarda meningokok aşısı da yapıyoruz ama o henüz daha devletin ödeme kapsamına girmemiş durumda. Özel aşı statüsünde, ama en azından çok tehlikeli birçok mikroba karşı aşıları artık Türk çocukları ücretsiz yapılıyor. Telefon hatlarımız düzelmiş hocam, bunu da belirteyim. O, bir izleyicimiz hemen hatta, ona bir merhaba diyelim. Sonra aşılarla ilgili ben de birkaç bir şey soracağım. Alo. Alo. İyi akşamlar hanımefendi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler umarım iyisinizdir. Ben hocamıza bir konuda danışacaktım. Yani çocuğun herhangi bir durumu yok da sadece bir konuda biraz kilosu bana fazla geldi. Kaç yaşında çocuk acaba? Benim çocuk 2,5 yaşında. 2,5 yaşında, boyu 93, kilosu 22. Evet, bunun biraz kilosu bana biraz fazla geldi. Acaba obezlik grubuna mı giriyor, merak ettim. Kilosu biraz fazla ama 2,5 yaşında dediniz. Dolayısıyla biraz yediğine, içtiğine dikkat etmek lazım. Şekerli şeylerden uzak durun. Beyaz ekmekten uzak durun. Aslında çocuklarda, kilo sorunu olan çocuklarda dikkat edilecek prensipler ilişkindeki gibi. Yani abur cubur yemeyecek. Şeker yemeyecek, bu hamburger gibi şeyleri yemeyecek, gazlı içecekler içmeyecek. Çikolataya dikkat edin. Çikolatayı çünkü çok seviyor çocuklar. Çikolatadan uzak duracak. Bu patates kızartması tarzında kızartmadan da uzak durmak gerekecek. Bunlara dikkat etmek lazım. Bir de öğünleri abartmamak lazım. Yani porsiyonları biraz daha küçültmek lazım. Çocuklar bu yaşlarda makarna, pilavı çok severler. Onları mümkün olduğu kadar yarıya indirmek lazım miktar olarak. Evet. Makarna, pilav tabii artık büyüdükten sonra tercihleri de, hele 2 yaşından sonra makarnasız neredeyse sofraya oturmuyorlar. Evet, ama onun benim yanında bir yoğurt mesela. Ya da makarnayı sebzeyle. Evet. Bu şekilde olur ama makarna yerken çocuk mesela ekmek yememeli. Makarna da çünkü karbonhidrat. Tabii. Karbonhidratın yanında bu makarna ile iyi gidebilecek bir şey yiyebilir. Bu ceviz bile olabilir, çekilmiş ceviz olabilir. Doğru. Çok peynir doğru. Olabilir, yoğurt olabilir, kıymalı sos olabilir. Cevizli makarna da yapabiliriz yani. Evet, olabilir. Onun için hani bunlara dikkat etmek lazım. Pilavı seviyorsa bulgur pilavını tercih etmek lazım. Bulgur pilavı yaparken içine kara buğday biraz ilave etmek lazım. Bağışıklık sistemine de iyi gelir. Bu pilavın içine sebze koymak da söz konusu olabilir. Nohut konabilir pilavın içine. Nohut, havuç, bezelye konabilir. Çocuklar bu tarz şeyleri seviyorlar. Pirinç de
zararlı biraz değil mi hocam? Şeker oranı yüksek. Evet, biraz kilo aldırma bakımından zararlı. B vitamininden zengin bir gıda. Hı hı. Pirinç, esmer pirinç denmekte şimdi. Kilo sorunu olan çocuklarda esmer pirinç verin şeklinde kayıtlar var. Böyle öneriyoruz. Ama pirinci yapılacaksa eğer bu pilav şeklinde çocuk vazgeçemeyecek durumdaysa miktarı çok abartmamak lazım. Ya nohutlu pilav şeklinde yapılmalı yahut da kuru fasulye pilav kombinasyonu şeklinde çocuğa ikram edilmeli. Böylelikle hem bitkisel protein almış olur, hı hı, hem de karbonhidratını almış, evet, olur. Şimdi sizin gibi değerli bir profesörü bulmuşken sizin ekmek konusundaki görüşünüzü de merak ediyoruz. Yani ekmek yemeli miyiz? Ekmek söylendiği gibi zehire yakın bir madde mi? Beyaz ekmekten bahsediyoruz. Evet. Beyaz çok ekmek... şu anda biliyorsunuz gündemde farklı, evet, görüşler var. Huşeymli undan yapılan beyaz ekmek çocuklar tarafından tüketilebilir. Erişkinler de tüketebilir. Artık evde de ekmek yapmak mümkün. Bu huşeymli undan ekmeği yaptığınız zaman içini zenginleştirebilirsiniz. İçine gene ceviz koyabilirsiniz veya üzüm koyabilirsiniz. Eğer kilonuz fazla değilse bunları tüketebilirsiniz. İdeal olan tam buğday unundan ekmek yapmak. İstediğiniz kadar ekmeği bırakmak lazım. Ekmek bir zehirdir dese de bizim Türk halkı ekmekten vazgeçmez. Çünkü evet, bu geleneklerden doymuyoruz gelen ekmeksiz bir şey. Doymuyoruz ama genel konsept olarak tam buğday ekmeğini her öğünde birer dilim erişkinin tüketebileceğini düşünüyorum ve buna inanıyorum. Çocuklarda da 2 yaşından sonra tam buğdaya geçilmesinde yarar olduğunu düşünüyorum. O zamana kadar olan ekmeği zaten evde yapılmasını, hı hı, öneriyorum. Ben dışarıdan yemesini istemiyorum. Satılan beyaz ekmeklerin içinde, fırında yapılan beyaz ekmeklerde eğer bu Vakfı Kebir ekmeği, Trabzon ekmeği tabir edilen taş fırın ekmeği değilse güzeldir. O zaman çok güzeldir ve bayatlamaz. Çok da sağlıklıdır. Böyle uzun uzun dilimler undan kesilir, evet. Evet. Huşeymli undan sağlıklı biçimde pişirildiyse, un iyi kullanıldıysa, kaliteli un kullanıldıysa bunun tüketebileceğini çocukların düşünüyorum. Çok abartmamak kaydıyla. Çünkü ekmeğin içinde de B vitamini var ama huşeym denilen kısımda vitamin yerleştiği için huşeymi ilave etmek, hı hı, lazım veya huşeymli un kullanmak, evet, lazım. Bir de hocam siz de beslenme konusunda uzman bir hekimsiniz. Çocuklarımızda beslenme bu konuda yayınlarınız da var. 0-1 yaş bebek beslenmesi ve merak ettikleriniz. Ben çocuğumu 1 yaşına kadar o tariflerle büyüttüm diyebilirim. Ben bizzat kendim duyduğum için şu anda gündemde olan bir profesörün ağzından çocuklara meyve suyu içirmek eşittir alkol içirmek diyor. Öyle bir şey yok. Meyve suyunu çocuklar içebilir. Bu çocuklar okula gidiyorlar. Sabahları bunlara meyve suyunu verebilirsiniz. Miktar, hı hı, olarak abartmamak lazım. Evet. Bir bardak meyve suyu o çocuk için günlük yeterlidir. Ama çocuk bu meyve suyunu çıkarttığınız meyvanın kendisini tüketebiliyorsa, suyunu sıkmadan önce, bu çocuk için daha yararlı olabilir. Özellikle bağırsakları için daha yararlı olabilir. Çünkü çocuk lif de almış olur. Hı hı. Biz çocukların meyveyi meyve olarak tüketmesini birinci derecede tercih ediyoruz. Ama özellikle kış mevsiminde taze sıkılmış meyve suyu içmelerini öneriyoruz. İçimizi rahatlattınız. Abartmamak şartıyla ben de meyve suyu içiren bir anne bir olarak bardak çok korktum inanın. Dedim, hayır, ki hani 180 cc'lik bir bardak. Evet, o kadar kısıtlamamak lazım. Bu beslenme önerilerinin bir kısmını abartı buluyorum. Bir kısmını gereksiz buluyorum. Hı hı. Yani insanlar ne yiyip ne içeceklerini şaşırdıkları için bu kadar fazla beslenme konusunda her kafadan bir ses çıkmasını onaylamıyorum. Hele çocuk beslenmesi çocuk olunca beslenmesinde, bunu bu iş çocuk doktorlarına, evet, kalmalı. Çocuk doktorları yapmalı. Çünkü çocuk doktorlarının birçoğu zaten beslenme konusunda
çok hassastır. Çünkü sonuçta çocuk çok özel bir şey. Erişkin insan gibi de değildir. Onun için biz çocuk doktorları bu konuyla canı gönülden çok yakın ilgileniyoruz. Hele sizi yakinen biliyorum. Telefonunuzda yemeğin içine konan işte bulgurun, sebzenin miktarını hastalarınızın annesine söyleyen bir hekimsiniz. Gerçekten öyle. Çok özenerek beslenme konusunda tarif yapıyorum. Çocukların bir kısmı iştahsız oluyor, bir kısmı zayıf oluyor, bir kısmı şişman oluyor, bir kısmı obez oluyor. Bunların hepsinin dengeli bir şekilde beslenmesi beni çok ilgilendiriyor. Evet. Beslenme konusunda çok mail var. Bir telefonumuz da var. Onu da alalım. Biz ilerleyen haftalarda yayınımızı beslenmesine evet. ayıralım. Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir şey soracaktım. 9,5 aylık bir kızım var da daha dişleri çıkmadı. Bir de bu 1-2 aydır bir zatüre teşhisi konuldu. Önce bronşit, sonra zatüre. Yani bu 2 ayda kullanmadığım antibiyotiğin haddi hesabı kalmadı artık. Bunun için bir sorun olur mu? Bir de bağışıklık sistemini yükseltmem için ne yapmam lazım? Çok geçmiş olsun. Çok geçmiş olsun. Dişlerine çok takılmayın. Genelde bir hemen çocuğun... hocam bölüyorum. Benim oğlum 1 yaşında çıkardı ilk dişini. Belki biraz rahatlatır. Evet. Yani bu 15'e 16 aya kadar bile sarkabilir. Genelde biz 6. ayda ilk dişi bekleriz ama bazı çocuklarda bu ailede de varsa geç diş çıkaran biraz daha geç çıkarabiliyor. Bu diş konusunda bence takılmayın. Son geçirdiği enfeksiyonlar, son 2 aydır geçirdiği enfeksiyonlar çok uzun süre antibiyotik kullanmasında bir tereddütüm oldu. Acaba başlangıçtan itibaren teşhiste bir sorun mu vardı veya uygun antibiyotik seçilmedi de mi böyle oldu diye. Çünkü bazı mikroplara bazı antibiyotikler daha iyi etki yapar. Bazılarına da hiç etki yapmaz. Destek tedavileri bakımından ne veriliyor bilmiyoruz. Altta yatan hadise nedir bilmiyoruz. Daha sonra isminizi bırakarak kanal kanalıyla beni ararsanız ben size daha detaylı bilgi verebilirim. Yardımcı olmaya çalışırım. 9 aylık bir bebekte bir soru daha vardı. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için ne yapmak lazım? Anne sütü alıyor mu bilmiyorum. Eğer alıyorsa en iyi bağışıklık güçlendiricisi bebeğin aldığı anne sütüdür. Dolayısıyla bunu devam ettirmek lazım. Bir de çok özel bazı bağışıklık damlaları var. Bunlar 5 gün kadar kullanılıyor. Bazen 10 damla çocuğun kilosuna göre bazen 15 damla olarak verebiliyoruz. Bunlar bağışıklık yönünden önemli. Bir de 9,5 aylık bir bebeğin her halükarda D vitaminini uygun dozda alıyor olması lazım. Evet. Lütfen bu D vitaminini bağışıklık artacak diye 20 damlalara çıkmayın. Bunları kullananlar da var. Bunlar çocukların kemikleşmelerini hızlandırıp boylarını kısa bırakabilir. Böbrek taşı yaptırabilir. Bazı yan etkiler çıkartabilir. Başka türlü. D vitaminini doktorunuz kaç damla diyorsa o kadar da kalın. Hocam telefonlarımız çok yoğun. Bir telefon daha alacağım ama öncesinde yayın dışında da hilalmocan.com adresinden değerli hocamız Hilal Mocan'ın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bizi de ararsanız biz de. Ya da direkt kendisiyle iletişime geçip Cem TV aracılığıyla aradığınızı iletebilirsiniz. Sevim Hanım. Evet, buyurun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Tabii buyurun. 3 aylık torunum var. Sadece anne sütü alıyor. 3 gündür evinden sonra yarım saat sonra çıkartıyor. Bazen sütü emdiği gibi geliyor. Bazen de kesik kesik geliyor. O emdiği gibi veya kesik kesik gelmesinin bir özelliği yok. Korkmayın. Ama muhtemelen bebeklik reflüsü var bebekte. Bu beslendikten sonra muhtemelen süt fazla geliyor veya hırslı olarak emiyor. Bir kısmını bu şekilde çıkartmaya çalışıyor. Bir de eğer huzursuzsa, emmesine rağmen kilo almasında sorun varsa, durup durup da ağlıyorsa
bir idrarına baktırtmakta yarar var. İdrarında enfeksiyon var mı yok mu diye. Evet, çok geçmiş olsun. Çok sağlıklı geçmiş büyütün olsun inşallah. Yine hemen hemen benzer bir mail, belki bunun cevabı da aynı mı olacak bilmiyorum. Ferda Hanım'ın maili. 4 aylık kızı emdikten sonra, yani sütü alıyormuş, emdiğinin daha fazlasını kusuyor. Günde 4-5 kere oluyor. Çok korkuyorum demiş. Beslenmeyle ilgili yoğun mailler ve telefonlar var. Derinlemesine bir inceleyelim ama bir de fışkırır tarzda kusuyormuş. Fışkırır tarzda olursa bu ya şiddetlenmiş bir reflüyü akla getirir yahut üriner enfeksiyon bahsettiğim gibi olabilir ama fışkırır tarzda olan kusmalarda biz başka mide bağırsak düzeylerinde de bir sıkıntı var mı diye bakarız. Ciddi olarak ele alınması gerekli bu kusan, evet, bebeğin. Özellikle kiloyu yeterli almıyorsa tabii. Maalesef süremizin sonuna geldik hocam. Ama gerçekten beslenmeyle ilgili yoğun maillerimiz ve telefonlarımız var. Dilerseniz önümüzdeki yayında biraz önceki izleyicimizin sorduğu gibi bağışıklık, güçlendirici gıdalar, hareketler hepsini tekrar bir gözden geçirelim ve sizin de uzmanlık alanınız olan beslenmeyi konuşalım. Tamam, olur, söz. Bugün eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şu dönemde ailelere dikkatli olmalarını istiyorum. Çok kalabalık yerlere gitmesinler, hasta olanlarla öpüşmesinler, hatta tokalaşmasınlar. Onun dışında yediklerine, içtiklerine, uykularına çok dikkat etsinler. Çocukları öpmeyin lütfen. Öpmeyin, evet. Sokakta gördüğümüzde yabancı çocukları bizim kültürümüzde tabii ki seviyoruz, sarılıyoruz. Belki kolunu mu, nasıl bilmiyorum yani, neresinden kolundan öpmeli? Kolundan olabilir ama ağız ve ağız çevresinden asla. Evet, hele bebekleri. Hele bebekleri asla öpmemek lazım bu konuya. Bir uyarı vermek istiyorum. Çok önemli. Şu sıralarda yaygın enfeksiyon olduğu için elinden de öpmemek lazım. Değil mi? Tabii. Çünkü çocuk elini ağzına götürebilir. Olduğu gibi virüsü, mikrobu taşıyabilir. Buna dikkat etmek lazım. Ağzımızı da kolumuzla kapatıyoruz. Evet. İlahi Hoca'nın ipuçlarından. Bu haftaki kitaplarımız Gün Işığı kitaplığından. Biraz daha çocuklarımızın ilkokul çağında çocuklar için Çıtır Çıtır Felsefe serisi. Bu seri yaşamı ve dünyanın işleyişini anlatmaya çalışan çocuklara temel kavramları doğru sorarak sorarak düşündüren bir diziymiş. Gerçek yaşamdan pek çok renkli örnekle dolu. Birisi iyi ve kötü, diğeri de haklar ve ödevler kitapları. Kitap okumanın önemini devamlı bahsediyoruz. Belki bununla ilgili de bir iki cümle söyleyebilirsiniz. Bebeklikten itibaren. Kitap çocukların dünyasını çok zenginleştirir. Erken aylardan itibaren 9 ay gibi, 10 ay gibi yavaş yavaş çocuğa masal söylemek veya masal anlatmak birçok yönden faydalı. Anlamıyor diye vazgeçmemek lazım. O sesin tonlaması bile çocuğun algılamasına yardımcı olabilir. Hele hele bilinçlendikten sonra çocukların biz gün içinde kitap okunabileceği gibi geceleri yataklarında o uyku da uyku öncesi evet, arasına kitap okumayı, kitabı koymanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kırmadınız, geldiniz. Ediyorum. Tekrar görüşeceğiz. Haftaya görüşmek üzere sevgili izleyicilerimiz. Kendinize ve bebeklerinize iyi bakın.